Cümleten selamlar arkadaşlar ben Serkan Yalkın Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarımızı yavaştan kaldırıyoruz. Cümleten selamlar sevgiler diyerek bir haftalık analizler videomuzun da başına geldik diyelim. Öncelikle cümleten hayırlı haftalar olsun. Hepinize yeni haftada bol kazançlar diliyorum. <laughs> Gram altından başlayalım analizimize. Öncelikle ONS tarafını Grafiğini bir açtım. ONS tarafında bu hafta yine güzel bir yükseliş oldu. Yani haftalık denizde bakıldığında gerçekten güzel bir yükseliş. 2070 bölgelerine kadar bir yükseliş. Ardından tekrar bir kısmi kar satışları diyelim bu harekete. Ons tarafında bu hafta özellikle 2070'ler önemli olacak. 2070'lerin üzerine doğru bir hareketlenme olursa tekrar gram altın tarafında ciddi hareketlenmeler gözlemleyebiliriz. Ons tarafında 1965'ler altına gelmeden gram altında negatif pozisyon oluşacağını pek fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gram altın tarafına da baktığımızda ilk etapta 1300 bölgeleri önemli bir direnç. 1300'lerin üstünde kapanışlar gelirse 1360'lara kadar, 1361'lere kadar ciddi bir hareket olur diye tahmin ediyorum. Ağırlıklı ortalamasının üstünde gayet güzel pozitif hareket ediyor. Yani geçtiğimiz trendlerden de baktığımızda pozitif trend hareketleri gram altın tarafında devam ettiğini gözlemliyoruz diyebilirim. Şu an için bakıldığında gram altın tarafı pozitif şekilde ilerliyor diyebilirim arkadaşlar. Tekrar bir dediğim gibi 1300'lerin üstünde trend kırılımı olduğunda 1361'lere kadar yukarı yönlü bir eğilim gözlemleyebiliriz. ağırlıklı ortalamanın altında kalışlarda yani 1250'lerin altında kapanışlarda 1118'ler gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Şu an için bakıldığında gram altın tarafı hala pozitif yoluna devam ediyor. Yukarı yönlü demek mümkün. Bu durumla birlikte USD USDTRY paritesine baktığımızda yani dolar TL hala yukarı yönlü hareket devam ediyor dolar TL'de. Ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif konumda hala baskılanmaya devam ediyor ama hala da pozitif konum devam ediyor dolar TL'de. Hala savunduğum tezi savunuyorum. Yani dolar TL'den ziyade gram altın tarafı da pozisyon almak daha mantıklı olacak gibi duruyor. Çünkü gram altın tarafı hem onsun yukarı gidişiyle değerleniyor hem de dolar TL'nin yukarı gitmesiyle değerleniyor diye söyleyebilirim. Yani şu an için bakıldığında Dolar TL'de pozisyon almak yerine gram altında pozisyon almak daha mantıklı diye söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle onsun 2070'lerin üzerinde hareketi gram altın tarafına çok daha pozitif etki edecektir diye düşünüyorum. Gelelim DAX tarafına. DAX tarafında 15.700 bölgesi önemli bir destek demiştik. 15.700'lerden tekrar yukarıya doğru hareketlendi. Yukarıda 16.023 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olarak gözüküyor. 16.023 bölgesinin üzerinde 16.300'lere kadar ciddi bir hareket. Ardından 16.300'lerin de üstüne doğru giderse artık burada yani ATH dediğimiz tekrar yeni zirveler güncellenecek. Burada artık yeni senaryo DAX tarafında 20.000'ler 20 civarı gözüküyor. Hatta 20-21.000'ler civarı gözüküyor DAX tarafında o bölgelere kadar ciddi bir yükseliş hareketi olabilir. Tabi bu kısa vadeli değil orta uzun vadeli bir e, hareket olacaktır diye düşünüyorum. DAX tarafında bilginiz olsun arkadaşlar. Genel olarak genel olarak bakıldığında e, yurt dışı borsalar gayet pozitif durduğunu söyleyebilirim. Bilginiz olsun. E, gelelim SP500 tarafına. SP500 tarafı da şu an için e, ağırlıklı ortalamasının üstünde 4050 bölgesini güzel bir destek yaptı. 4050 bölgesinden geri gelip bir kurtardı. Tekrar bir geri geldi. 4050 bölgesine kadar tekrar yukarıda 4190 bölgelerine doğru tekrar hareketlenmeye çalışacak. Özellikle 4190'nın üstünde kapanış veya 4000 diyelim hatta. 4200'lerin üstünde bir kapanış. Tekrar ilk etapta 4329 ardından 4570'lere kadar çok ciddi bir yükselişin oluşabileceğini bizlere anlatıyor. S&P 500 tarafında bakıldığında ağırlıklı ortalamanın üstünde pozitif konumda. Bu arada önümüzdeki yani geçtiğimiz hafta yurt dışında çok pozitif pozisyonlar varken Türkiye'de hep negatif senaryo oynadık. Yani negatif fiyatlamalar devam etti. Beklentiler tarafı seçim artık iyice yaklaştı. Bu hafta artık seçim haftası diyebilirim Türkiye tarafında seçim beklentisini yani o seçim için oluşan seçim için oluşan o negatif beklenti artık tamamen fiyatladıklarını görüyoruz. Sepe özellikle BIST 100 tarafında 200 günlük ağırlıklı ortalamaya gelmiş bir BIST 100 endeksi görüyoruz arkadaşlar. E, 200 günlük ağırlıklı ortalama aslında bu bölge kale bölge olarak e, tabir ettiğimiz bölgelerden. Yani çok önemli bir destek bölgesi. İlk etapta 100 günlük ağırlıklı ortalamamız çok önemli bir destek bölgesiydi ancak Depremde 100 günlük ağırlıklı ortalamadan ciddi bir tepki hareketi yapmıştık Tekrar 100 günlük ağırlıklı ortalamaya geldik Tekrar bir tepki hareketi daha sonrasında 100 günlük ağırlıklı ortalamanın altına gelerek 200 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar geldik Açıkçası ben bu hafta artık çok ciddi tepkilerin oluşabileceğini düşünüyorum Hani ilk etapta ilk etapta belki 4500 bölgesi önemli bir tepki için tepe bölgesi olacak. Daha üstünde artık 4700'lere kadar ciddi tepki hareketleri oluşabileceğini düşünüyorum bu hafta için. Ama seçim beklentisiyle negatif beklentisi olan birçok arkadaşımız var ve piyasada şu an sürekli negatiflikler konuşuluyor. Ama ben seçim için oluşan o satış baskısının artık tekrar pozitif yönde eğileceğini düşünüyorum. Bu hafta itibariyle en azından tekrar pozitif yöne geçebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada çarşamba günü yine Almanya ve Almanya ve Amerika'nın TÜFE verileri olacak. Orada TÜFE'leri de takip ediniz. Çarşamba günü önemli bir gün olacaktır diye düşünüyorum. Ama benim bu hafta Borsa İstanbul 100 endeksi için beklediğim ilk etapta dediğim gibi sarı ağırlıklı ortalama o da tahminimce 4500'ler yapar. Ağırlıklı ortalama da çünkü Periyotlarla geri biraz daha geri gelecektir. 4500'lere kadar bir ciddi bir tepki hareketi. Hatta 4550'lere kadar ciddi bir tepki hareketi. Daha sonrasında 4700'lere kadar e, bir hareket olmasını bekliyorum ben bu hafta. E, özellikle 4350'ler Borsa İstanbul 100 endeksine çok ciddi destek bölgeleri olarak düşünüyorum arkadaşlar. 4350'lerin altına doğru kayışlar, altında kapanışlar veya altına doğru kayışlar e, güncellenirse olursa böyle bir şey çok daha negatif senaryolarda gözlemleyebiliriz. Yine de dikkatli olmak lazım ama dediğim gibi artık en kötü senaryonun gerçekleşmiş olduğunu düşünüyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinde hani en kötü senaryo olarak kurguluyorum burayı. Daha kötü senaryolar olabilir mi? Mutlaka olabilir ama hani artık 4350'lerin altında 4000 bölgesi var ki pek fazla ben tahmin etmiyorum ama olursa mükemmel fırsatlar yaratır diye düşünüyorum. 4000 civarı en azından şu seçimin verdiği negatif beklentiyle o bölgeler oluşursa ciddi bir fırsat olur yatırımcılar için de. Gelelim vadeli 30 tarafına, vadeli 30 tarafında farkındaysanız Borsa İstanbul 100 endeksine binayen bir tık daha vadeli 30 tarafı yüksekten fiyatlıyor. Daha iyi fiyatlamalar var vadeli 30 tarafında. Burada aradaki makas bayağı açıldı vadeli 30 tarafıyla Borsa İstanbul 30 endeksiyle arasındaki makas bayağı açıldı. Makası bayağı kapatmaya çalıştılar geçtiğimiz hafta ama bu hafta da tahminimce 5000'ler 5000'ler gibi artık bu makas iyice kapanır diye düşünüyorum ve 200 günlük ağırlıklı ortalama vadeli 30 tarafında da görülür. Akabinde tekrar dediğim gibi ciddi bir tepki hareketi gözlemlenebilir diye düşünüyorum bu hafta için. Genel olarak benim düşüncem bu yönde. Artık seçim haftasına da girdik. Türkiye için önemli bir hafta. Önümüzdeki hafta yani bu haftayı, bu hafta içini atlattığımızda önümüzdeki hafta sonunda artık seçimler var. Herkes için hayırlısı, uğurlusu olsun diyelim. Vatanımız, milletimiz için hayırlı, uğurlu bir sonuç çıkar inşallah. Borsa İstanbul 100 endeksinin FK oranlarına bakacak olursak şu an için 4.48 FK'lardayız. 4.48'ler 2008 yılının dip bölgeleri diyebilirim. 4. FK'ları 4.48 olarak gözüküyor bende ama. Aynen 4.48 olarak gözüküyor. 2008 yılının en dip bölgeleri. Yani 2008'den şu an daha kötü değil piyasalar arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. O yüzden ben bu fiyatların şu an için seçimin verdiği o belirsizlikle, seçimin verdiği o negatif beklentiyle birlikte şu an için en kötülerin Borsa İstanbul üzerinde fiyatlandığını düşünüyorum. FK'larımız gayet güzel. Gelen bilançolarda çok çok kötü bilançolar gelmiyor. İyi bilançolar. Hatta bazı şirketlerimizde çok mükemmel bilançolar da geliyor. Bunu da özellikle belirteyim. Gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafına bakacak olursak Bitcoin tarafında da günlük grafiklerde şu sıfırın üstünde çok güzel bir kesişim olacak gibi sanki bu hafta. Özellikle 29.300'lerin üstünde kapanışlar gelirse Bitcoin'e tekrar ciddi bir yukarı yönlü hareket başlayabilir diye düşünüyorum. İlk etapta ilk etapta 32.300'ler hani daha üstünde 41.000 41.400'lere kadar çok daha ciddi hareketler olabilir diye düşünüyorum. Özellikle mektin'in sıfırın üstünde tekrar yukarıya kesişimiyle yani o 29.300'lerin artık üstünde kapanışların gelmesiyle birlikte tekrar ciddi bir yukarı yönlü trend başlayabilir diye düşünüyorum. Haftalık olarak baktığımızda zaten haftalıkta özellikle geçtiğimiz 3-4 hafta önce hatta 5 hafta önce anlattığımız o MACD'nin tekrar sıfırın üstüne çıktığı bölümlerde yukarıya doğru Orta vade yükseliş trendi oluşmuştu Bitcoin tarafında. Bu trend hala devam ediyor. Özellikle 29.300 üstü kapanışlarda tekrar bu yukarı trend güçlenerek devam edecektir diye düşünüyorum Bitcoin tarafı içinde. Kısa vade tarafta Bitcoin'de açıkçası pozitifim. Özellikle 29.300 üstü kapanışlarda çok daha pozitif olacağımı söyleyebilirim. Bitcoin tarafında bilginiz olsun. Gelelim Borsa İstanbul tarafında. <laughs> hani o tepki hareketi olacak dedik ya. Yani burada aslında elimizde bazı doneler de var. Yani Xbank tarafının özellikle 200 günlük ağırlıklı ortalamasına daha önce hiç gelmemiş Tekrar bir 200 günlük ağırlıklı ortalamasına kadar geldi Xbank tarafı. Özellikle ben bu hafta hani bankalarda da genel şirketlerimizde de çok ciddi tekrar pozitif pozisyonların alınabileceğini düşünüyorum. Yani o seçimin artık en kötü fiyatlamalarının Borsa İstanbul'a yansıdığını artık bundan sonra tekrar tekrar artık beklentiyle birlikte yani o seçimin yaklaşması beklentisi ile birlikte tekrar e, bu bölgelerden ciddi tepki alımları yani ilk etapta ciddi tepki alımları daha sonrasında şöyle kısa ağırlıklı ortalama koyayım. Eğer e, bankacılık endeksi nezdinde söylüyorum bunu. E, bankacılık endeksi eğer 4200lerin üstünde yani kısa ağırlıklı ortalamanın e, üstüne doğru eğer hareketlenirse üstünde kapanışlar gelmeye başlarsa tekrar e, pozitif şekilde Devam edeceğimizi düşünüyorum ama bakıldığında hala Kısa ağırlıklı ortalamanın altındayız 200 günlük ağırlıklı ortalamaya yakın bölgelerdeyiz hatta 200 günlük ağırlıklı ortalamanın olduğu bölgelerdeyiz Diyebilirim ee, Genel olarak şöyle e, Senaryoları kurgularsak e, Gram altın tarafı ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif pozisyonda e, Dolar TL ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif pozisyonda DAX tarafı ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif pozisyonda yine SP500 tarafı ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif pozisyonda Borsa İstanbul 100 endeksi kısa ağırlıklı ortalamasının altında. 200 günlük ağırlıklı ortalamasına çok yakın. Yani artık çok yakın. Hatta 200 günlük ağırlıklı ortalamasının olduğu bölgelerde. Yani buradan artık yukarıya doğru bir tepki hareketi mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum Borsa İstanbul 100 endeksinde. E, vadeli 30 tarafında 200 günlük ağırlıklı ortalamaya yakın ama kısa ağırlıklı ortalamaların altında. yani vadeli 30 tarafı tepki için pek Müsait yerlerde değil ama 5000 bölgelerine kadar eğer gerilerse oradan ciddi bir tepki hareketi vadeli 30 tarafında da beklerim. Xbank tarafı e, yani ağırlıklı ortalamasının altında ama tam 200 günlük ağırlıklı ortalamasının bölgesinde. Yani artık en son nokta dediğimiz bölgelerde yani o eforu doğru zamanda kullanma sanatı şu an için endekste oluştu diyebiliriz arkadaşlar. Hani belki biraz daha e, geri gelmeler veya orada bir aşağıya doğru fitil atmalar bar atmalar gözlemlenebilir e, ama gözlemlense de. Büyük bir ihtimalle e, o bölgelerden ciddi bir yukarı yönlü tepki olacaktır diye düşünüyorum. E, Borsa İstanbul 100 endeksi e, hatta Xbank endeksi içinde. E, Bitcoin tarafına baktığımızda ağırlıklı ortalamanın üstünde pozitif konumda diyebiliriz. Bitcoin tarafında da e, 29.300'ler artık önemli bir direnç bölgesi. O bölgelerin üstünde çok ciddi pozitif hareketler gözlemleyebiliriz diyorum Bitcoin tarafı içinde. Arkadaşlar çok çok aceleci olmayın. Ee, özellikle <laughs> özellikle e, orta uzun vade yatırım yapan yatırımcılar için bu fiyatlar çok ciddi fırsat olduğunu düşünüyorum bu fiyat. <laughs> Babacım gel sen de istersen bak e, buradan abiler ablalara merhaba da istersen merhaba de. Merhaba. E, hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum de. Okay, <laughs> okay. E, hepinize bol kazançlı haftalar diliyorum de. Bol kazançlı haftalar Tamam, şimdi ben de yayınımı yapayım o zaman, tamam mı babacığım? Evet. Tamam. Hadi sen de otur oraya o zaman. Evet arkadaşlar. Ya ben e, bizim e, özellikle e, uzun vade orta ve uzun vadeli yatırımcılar için böyle e, çocuklarımıza, çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. E, videoyu çekerken çocuklar da e, videoya girmek isterler, onları da videoya dahil ettik. E, çok çok aceleci olmayın, özellikle orta ve uzun vadeli yatırım yapanlar. Artık borsalar tarafında en kötü senaryonun gerçekleştiğini düşünüyorum. O yüzden çok çok aceleci olmayın. Artık en kötüler görüldü, görülecek. Bu haftadan sonra, seçim haftasından sonra ne olursa olsun, hangi parti gelirse gelsin, hangi siyasi parti gelirse gelsin. Borsalar için herhangi bir önemi yok. Hangi siyasi parti gelirse... Borsalarda ciddi bir e, negatif beklentinin bittiği, tekrar pozitif beklentilerin oluştuğu fiyatlamalar oluşacak. O yüzden çok çok aceleci olmayın arkadaşlar. Sabırlı olursanız e, ciddi kazançlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. E, kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler, hürmetler. İyi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Görüşürüz. İyi kazançlar.